Herkese selam, merhaba kankalar. Trendde dolaşırken şeyi gördüm, Muti ve Heyecan'ı gördüm. Enayi, aslında bunun ben teaserını görmüştüm. Teaserını gördükten sonra şarkı ne zaman çıkar bilmiyordum. Ama şarkı çıkalı bir iki gün oldu galiba. Bir gün önce diyor, 257 bin kişi izlemiş. Ben de dedim ki rapin bu iki tatlı ve eğlenceli yüzünün Muti ve Heyecan'ın ben hani bunlar rapin eğlenceli adamları abi. Hani eğlenceli. Böyle şarkılarında hafif makara ama hafif yine hafif değil aslında. Beatleri tatlı bir şekilde kullanıp eğlenceli bir şekilde kullanıp gündemi eleştiren iki tane sanatçı, iki tane rapçi ve ben çok seviyorum tarzlarını. Yani rapte Ben Fero gibi bu şekil eğlence kısmına da beatlerinde seni oynatan veya dans ettiren bu tarz rapçilere de gerek var. O yüzden Muti ve Heyecan, hep Heyecan diyorum. Heyecan ile hep karıştırıyorum isimlerini. Muti ve Heyecan'ın Enayi şarkısını da çok merak ediyorum ve sizlerle beraber oturup bir reaction çekelim istiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone değilsen kankam abone olup destek vermeyi unutma. Teşekkürler. İyi ki varsın. Hoş geldin kanka. Merhaba. Giriş çok iyi. Giriş çok iyi. Giriş çok iyi. Yürü. Başa alacağım o yüzden. Yani bu kısmı geri aldım. Çok eğlenceli. Bak şey çok iyi. Nakarat çok iyi. Nakarat tutar abi. Yani keşke bir tık daha böyle ben bu şarkının bir tık daha yaza doğru çıkmasını beklerdim. Gerçi yani yaza girmiş sayılır mıyız bilmiyorum ama yani havalar İstanbul'da bir soğuk bir sıcak anlamadım. Niye yaz diyorum? Dememin nedeni şu. Çünkü yazda olsa bu şarkı böyle ya ama klaplar var, virüs var, o var, bu var ya. Neyse ya neyse üzüldüm şu an. Her tarafın kapalı olduğu aklıma geldi de bir tık böyle üzüldüm. Ben bu şarkı klaplarda coşar patlar diye onu düşündüm. Şu an yaz olsa da her taraf kapalı olduğu için sıkıntı yok. O yüzden go. Ama nakara tutuyor yani. Hani yürü yürü lan enayi tutuyor moruk. Yine muhtemelen birazcık şeyle ilgili bir durum olacak. Bu yine çok hayatın içinden sözler bizi bekliyor. Özellikle heyecanın kısmını çok merak ediyorum. Ve tam da girdiği noktada durdurdum. Polisler! Oğlum çok iyi lan. Yemin ediyorum çok iyi. Şu an çok eğleniyorum. Niye eğleniyorum biliyor musun? Yani ya heyecanın bak heyecanın ya bak bak şimdi rap'in en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Bakın. Şimdi bak rock olsun, pop olsun, işte ne bileyim fantezi, arabesk bu tarz şarkılar genellikle aşk, sevgi ve bu tarz böyle duygusal muhabbetler üzerine kurulu. Ama şu amına kodumun düzenini anlatan bir tane müzik dalı yok rap dışında. Yani protest olarak yazılan bir tane çok nadir. Yani rock'ta da çok nadir, pop'ta da. Pop'ta ben hiç görmedim. Yani pop'ta oturup da para sıkıntısını veya yani gerçekten Heja gibi yani oturup hayatı izliyoruz amına koyayım yani. Heja'nın dediği gibi. Oturup izliyoruz amına koyayım. Yani hani ve zorumuza giriyor abi. Hani şimdi lütfen ya. Bak lütfen çok samimi olun oğlum. Bak çok samimi söylüyorum bunu. Oturup böyle oturduğun yerde kendi hayatını sorguladığında ulan ne boka sahip olabildim. Hani
Şu anki nesil özellikle hepimiz öyleyiz. Ben şu an bazen oturuyorum diyorum ki ya amına kodumun hayatında çabaladım, çabaladım, çabaladım. Bu muydu emeklerimin karşılığı diyorum yani. Hani bu muydu? Bunun bu, hani yine savaşımı vermeye devam ediyorum tabii. Aranızda eminim ki bu şekilde savaşını veren yüzlerce, binlerce adam vardır. Hani hele ki bu saçma korona döneminde yani artık daha da böyle bir içimize şu bir depresyona girdik. İyice artık işler kapanmaya başladı. Para aslanın ağzındaydı önceden, şu an karnında. Yani bunu bir şekilde siyaset veya siyaset demeyeyim de böyle siyaset programlarında ve ekonomik dışındaki böyle şarkı ve rapte bunu söyleyebilen bir tek rap var işte yani. Hani bunun hakkını verebilen bir tek rap var ve ben Heyecan'ın diğer şarkılarını da biliyorum yani. Hani kalkıp şimdi Heyecan'ı dinlemiyorum gibi saygısızlık edemem. Adamı ciddi anlamda dinliyorum. Yani eski şarkılarını da biliyorum. Eğlenceli şarkıları dışındaki diğer böyle yani çok onun bir dönem arabesk rap yaptığı zamanlar değil de yani artık Heyecan şu an profesyonel anlamda bu işi üreten bir adam. Profesyoneli geçtiği günden bu yanadır izliyorum. Önüme çıktı mı oturup bakıyorum. Diyorum ki neler diyor. Çünkü çok zeki bir adam. Yani zeki bir adam derken şöyle şunu kastedeceğim. İçinde bulunduğu durumun farkında olan bir adam. Çevresindeki durumun, ülkenin durumu veya ekonomik durumlar veya hani maddi anlamdaki o işte üst zenginler, orta tabaka, alt tabaka, bu tabakanın farkında olan yaşadığı hayatı bilen bir adam, onun farkında olan bir adam ve bu sözlerine de çok yansıyor. Ve ben böyle eğlenceli bir şekilde kalkıp sistemi eleştiren veya bireyselde seni eleştiren şarkıları yapan adamı beğeniyorum yani. Ve Heyecan, Muti bunların başında gelen adamlardan biri. Seviyorum yani. Böyle protest şarkılar eğlenceli bir şekilde de önümüze sunulmalı. Yani Ezhel'in bu şarkıdan önce bir tane daha kanalımda şarkı var. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Ezhel'in Sakatat adlı şarkısı yine eğlenceli, yine protest bir şarkı. Ben böyle eğlenceli protest şarkıları çok seviyorum. Yani rap dışında çünkü bunu yapan bir şey yok yani. Ben oturup dinlediğimde kendi hayatımı sorguluyorum yani. Ne çok konuştum ya. Öf, go. Bursem dişi cahil, yok merso, yok yok sana merso, bir düzen kur çık kendine sahip, hep ters o. Ne diyor? Yok sana merso, bir düzen kur çık kendine sahip. Öyle yani hepimiz her koyun kendi bacağından ısılır ve ciddi anlamda hayatımızı bir şeyler yapmak zorundayız. O yüzden ben de buradayım. O yüzden sen de abone olmalısın kanalıma. Benim hayatımı kurtarmamda bana yardımcı olmasın kanka. İzliyorsun beni izliyorsun. Bak izlenmelerin %70'i abone olmayan kullanıcılardan ya. %70 oğlum, %70 ne lan? Kanka %70 ayıp oluyor ama ha. Ayıp oluyor. Hey sana diyorum. Go. Oy, çok iyi girdi. Yürü. Çok iyi girdi, çok iyi girdi. Dur, bu arada. Ha, okey. Okey, okey. Tamam, iyiyim. Kurşun içtir ha, çocuklar hasta basarsa kafanda delik açar.
Oğlum inanılmaz geliştirmişler kendilerini ya. Ciddi anlamda çok geliştirmişler kendilerini ya. Tebrik ediyorum. Ananı sikim elimi hep. Niye böyle alkış çalamıyoruz? Yani niye ilaç böyle mi olması lazım? Yok ilaç şöyle mi olması lazım? Galiba böyle çok iyi ses çıkıyor. Şöyle bir... Bak böyle yaptın mı ses çıkmıyor. Şöyle yaptın mı... Yine ses çıkıyor bak. Şöyle bak. İki avuç. Bak iki avucun. Böyle olmaz. Bak böyle olmaz mesela. Bak böyle ses çıkmıyor. Ya da böyle de. Bak böyle de ses çıkmıyor. Ama şöyle yaptın mı ses çıkıyor. Yalnız ki benim yaptım. Oğlum inanılmaz geliştirmişler kendilerini ya. Hatta ben bu verse'ü bir daha başa saracağım. Yo Muti. Muti. Muti pa. Çok iyi. Yürü. Ha? Oha çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Sonundaki o enayi yükselişi çok tatlı olmuş. Oğlum ben harbiden çok beğendim ya. Yani özellikle Heja'nın birazcık böyle sistemi eleştiren ve yok Merso, yok sana Merso, bir düzen kur, çık kendine sahip. Ya bak bunları seviyorum çünkü akıl veriyorlar. Yani ben rapi çok seviyorum abi. Rapin en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Abi pop gibi değil, rock gibi değil. Yani rockta ben oturup da birisinin sana böyle nasihat ettiğini görmedim yani. Hani bak şimdi. Bu tarz şarkılarda rap o kadar geniş bir skala ki bak trap'inden tut da rap'inden tut da çok böyle sana böyle şey yapıyor. Hani bir şarkıyı dinlediğinde oturup böyle alman gereken dersi o şarkıdan alırsın. Çünkü rap'i yapan adamlar o kadar samimice ve o kadar içten yazıyorlar ki rap'i. Çünkü uzun verse'ler ve uzun cümleler kurmaları gerekiyor. Yani bir pop gibi değil yani. Hani pop'ta 2-3 tane sikim sonik nakarat bir şey yazıyorsun. Ondan sonra yapıştır gitsin melodiyi dım tıs bitiyor. Ama rap öyle değil. Yani rap de abi uzun uzun yazacaksın yani. Uzun uzun yazacağın için de ister istemez ona kendinden bir şeyler katman gerekiyor. Yani kendinden bir şeyler katman gerekiyor derken kendi hayatından, deneyimlerinden yola çıkarak bir şeyleri dinleyen kişiyle paylaşmak zorunda kalıyorsun çünkü. Yani çünkü rap zaten başlı başına çıkış nedeni bile protest bir duruştan çıkmadır. Yani hatta efsanevi bir şey vardır bilmiyorum rap'in ortaya çıkış nedeni işte bir mahkumun kendini işte hızlı bir şekilde anlatıp hakime anlatması gerekiyor süresi az diye öyle muhabbetlerden ötürü aslında yani ne kadar doğru ne kadar şey bilmiyorum ama yani içten söylenmesi gerekiyor ve adamın süresi yok ve adam kendini dile getirebilecek şekilde böyle yazarak ve hızlı bir şekilde okuyarak kendini dile getiriyor ve böyle diye efsaneleşen bir durum var ne kadar doğru bilmiyorum. Ama onu bir yana bırakırsak şu an o düşünceyi. Yani rap ciddi anlamda böyle yani. Hani oturup böyle kendinden bir şeyler yazmak zorundasın. Deneyimlerinden, yaşantından. Yani o yüzden ben rapi dinlediğimde kim olursa olsun bak Kontkar olsun, Şeyin Şah olsun, Ezeli olsun, Cezası, Sagopası, Şanışeri, işte Uzi'si, Heyecan'ı, Muti'si, işte Rotası, işte bilmem Masakası, Killa Hakan'ı, İşte Ben Feros'u, işte bilmem ya adını daha söyleyemeyeceğim nicesi var. O kadar zengin bir skalamız var ki aslında. O kadar o yüzden mutluyum ki rap'te. Yani her gün yeni bir şarkı, her gün yeni böyle bir şeyler üretiliyor ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Ve şimdi hepsi de kendinden bir şeyler paylaşıp böyle sana akıl verebiliyor yani. Hani o yüzden
Şarkıları dinlerken genellikle onun beatine veya yani hani tabii ki de kulağınıza hoş gelmeyen şeyler olabilir yani. Hani müzikal anlamda da tabii ki de bir kalitenin olması gerekiyor, bir standardın olması gerekiyor. Ama ya zaten bu adamları şu an tenzih ederek konuşuyorum yani. Hani zaten Eja ile Muti şu an inanılmaz derecede kendilerini geliştirmiş. Hatta ben bu şarkıyı like'ımı da atayım. Evet, like'ımı da attım. Yani hani ciddi anlamda çok başarılı buluyorum ikisini. Ve daha seri üretken olmalarını istiyorum yani. Kankalar, daha seri üretken olursanız lutfen çok teşekkür ederim. Mutlu olurum. Bize de iş çıkar. Biz de buradan ekmeğimizdeyiz kankam. Yani biz de sizleri dinleyerek, sizin gibi arkadaşları, kankaları dinleyerek ekmeğimizin peşindeyiz biz de yani. Ekmeğim değil mi kardeşim ben falan, direkt Çukur Remzi moduna bağlıyormuşum değil mi? Neyse kankalar, böyle. Benim de size söyleyebileceklerim bunlar. Şarkı çok eğlenceli, çok tatlı bir şarkı olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Öpüyorum. Hoşça kal. Bir de şöyle alkış diyeyim. Bak şöyle deneyin. Böyle de olmuyor. Böyle hiç olmuyor. Böyle en iyisi böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.